Hürriyet Belediyesi'nin düzenlediği açık hava söyleşisine olan yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yazar Hayati İnanç, "Muhteşem bir manzara, Sultanahmet Meydanı gibi" dedi. Gördüm ki çok görkemli, çok parlak, muhteşem, benzersiz bir zenginlik var edebiyatımızda. Ama nedense biraz mesafeliyiz. Az tanıyoruz ve bu bize iyi gelmiyor. Bunu fark ettim. Üzülerek fark ettim. Büyük gayretlerle gerçekleştirilen bu organizasyonun D8 üyesi ülkeler olarak ticaret ve yatırım ilişkilerimize katkı sağlayacak verimli bir istişare ortamı teşkil edeceğine yürekten inanıyorum. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, D8 Yatırım Forumu'nda konuştu. Bakan Muş, 2022 yılında hizmet ihracatının 68 milyar dolara aşacağını düşünüyoruz dedi. Aynı dönem itibariyle ülkemizin D8 ülkelerindeki doğrudan yatırımları ise 716 milyon dolar miktarına gelmiştir. Dolayısıyla ticaret, yatırımlar ve tedarik zincirleri bağlamında bütünleşme düzeyimizin arzu edilenin oldukça aşağısında olduğunu görüyoruz. Sanayimizin bel kemiği olan organize sanayi bölgelerimizden 6 tanesi makina ihtisas organize sanayi bölgesi olarak şu anda hizmet veriyor. İmes sanırım sponsor olmuş. Onun da burada logosunu gördüm. Yatırımın ve üretimin merkezi olan bu organize sanayi bölgelerindeki parsellerin hepsi üretime geçtiğinde yaklaşık 50 bin kişiye Türkiye'de istihdam imkanı oluşturulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Makine Zirvesi 2022 programında konuştu. Bakan Varank, ülkemizi en büyük makine üreticisi ve ihracatçısı ülkelerinden biri yapmakta kararlıyız dedi. Burada gerçekten organizasyona yapılan yatırımların ve işbirliğinin önemi var. Eğer ölçek ekonomisi oluşturmak istiyorsanız mutlaka bir araya gelmeyi başarmalısınız. Ama maalesef Türkiye'de işbirliği kültürü gelişmiş mi dersek kendimizi kandırmamıza gerek yok. Bugün aynı aileden iki kardeşim bile bir süre sonra yan yana duramadığı bir kültür atmosferinde Türkiye sanayisi gelişmeye çalışıyor. Ama bunu aşmamız lazım. SEDAV kadına karşı, Birleşmiş Milletler kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi. 86'dan beri de Türkiye tarafı bu sözleşmenin, biliyorsunuz. 4 yılda bir de taraf devletlerin sözleşme kapsamında yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi için toplantılar düzenleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, terör örgütü YPG, PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde ailelerinden kopardığı çocukları zorla örgüte almaya devam etmesine tepki göstererek, Birleşik Milletler İnsan Hakları Konseyi başta olmak üzere Birleşik Milletler'in diğer ilgili birimlerinin harekete geçerek bu konuda çok açık, net ve kesin mesajlar vermesi ve gerekirse yaptırım uygulaması çağrısında bulundu. Onun dışında genel olarak yaptıklarımızı, çalışmalarımızı, önümüzdeki süreçte planladıklarımızı ve ayrımcılıkla mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadele çabamızı, aldığımız mesafeyi, yaptıklarımızı ve yapmak istediklerimizi bütün açıklığıyla ve çok samimi bir biçimde paydaşlarımızla paylaştık. Asıl şaşırtıcı belki günlük ne kadar çağrıya cevap veriyoruz. 182 bin çağrı geliyor. 186 acil müdahale hatlarına. Bu rakamlar aslında çağrı merkezlerine nedenli zorlu bir sürecin yürütüldüğünü bize gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yeni teknoloji yatırımlarının önemli olduğunu belirterek, 2030'a kadar elektrikli araçlar ile dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için toplamda 3 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapılacağını bildirdi. Burada da yine ulaşılabilirlik oranı %99,8, yani hemen hemen arayan herkes tedarik şirketine ulaşmış. Servis seviyesi oranı da bir önceki yıla göre %88'den %95'e, ki bayağı iyi bir oranda bir artış var. Cevaplama oranı da %97,9'dan %99,5'e yükseldi. Görevi yapanlar büyük takdir hakları kullanıyorlar.
özellikle ceza mahkemelerinde suçu vasıflarken, cezayı bireyselleştirirken, alt sınır üst sınır arasında tayin yaparken hukuk mahkemelerinde pek çok konuda ihtilafı kesin çözme kararı verirken takdiratı kullanıyorlar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu konferans salonunda düzenlenen Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının kura törenine katıldı. Bozdağ, vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar dedi. Anayasa vicdanı başıboş bırakmıyor. Ne diyor? Anayasaya, kanuna ve hukuka bağlı bir vicdanla biz karar veririz. Dosyaya, delillere de bakarak kararla vereceğiz. Yoksa ben, vicdanım bana böyle söylüyor, o zaman benim cezam da şu veya benim kararım da bu dersek, haksızlığın bir yönü bizden adalet bekleyenlere karşı yapmış oluruz. O yüzden biz her zaman vicdanımızı anayasa, yasa ve hukuka bağlı dosyadaki delilleri bu çerçevede takdir ederek yönettiğimizde kararlarımızdaki isabet oranı artar. İspanya ile ikili ticaret hacmimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre %35 oranında artarak 15.9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin değişen küresel tedarik zincirinde yatırımcılara güçlü bir baz sunmaya devam ettiğini belirterek, biz son 2-3 yıllık dönemde uluslararası yatırım projelerinde bunun etkisini görmeye başladık dedi. 2022 yılının ilk 5 aylık rakamlarına baktığımızda ise, ticaretimizde geçtiğimiz yıl yaşanan büyüme ivmesinin artarak sürdüğü görülmektedir. Değerli iş insanları, önce COVID-19 pandemisinin ardından bölgemizde yaşanan askeri krizin üretim ve lojistiğin istikrarını bozarak küresel değer zincirlerinin işleyişini olumsuz etkilemesi nedeniyle şirketler üretim planlarını gözden geçirmeye ve kendilerini yeniden yapılandırmaya başlamıştır. Samsun'da 16 yaşında boksa başlayan ve ilk derecesini 6 ay sonra alan Ahmet Zeki Elturan, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Fransa'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda erkeklerde bronz madalya kazanarak dikkat çekti. Milli sporcu Elturan, "Hedefim her zaman en yükseği" dedi. Hayatım, küçüklüğümden beri boksa bir ilgim, merakım vardı. Her türlü spor dalını denedim ama boks tabii ki her zaman aklımın bir köşesindeydi. Boksa o şekilde başladım. Van'da yaklaşık 580 bin dekarda ekimi yapılan buğdaydan 85 bin ton rekolte hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, çiftçilere yaklaşık 2 ay önce dağıttığımız yazlık buğday tohumu da filizlendi. Çiftçilerimiz tarla başında sulama yapıyor. Tarlalarda göründüğü gibi buğday çıkışları gayet güzel dedi. Bakanımızın Büyükşehir Belediyesi Valimiz koordinasyonunda dağıtmış olduğumuz yazlık buğday ekişlerinde CN99 çeşidiyle Gölü köyündeki işletmedeyiz. Şu anda çıkışlarımız gayet güzel. Bu sene mevsim yağışları da iyi gitti. Bereketli bir sezon bekliyoruz. Vatandaşımızın da şu andaki tarlasında sulama yaptıktan sonra bu tarlada görüldüğü gibi ürünlerimizin çıkışları çok güzel. İnşallah bereketli olur. Müzik
Güneydoğu Bozkırı'nın ortasında yer alan ve Biricik Baraj Gölü seviyesinde sahil kenti görümüne kavuşan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.